sıra sıra. Sen yoksun ya böyle ıssıza kara, ıssıza kara. Duramam diyorum, öf öf. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Efendim bu kadar mı alkış yani koskoca Ekin TV izleyicisinden? Şeref verdiniz, hoş geldiniz sevgili kıymetli hanımefendiler, sevgili abilerimiz, sevgili büyüklerimiz, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Tekrar ediyoruz, sizler stüdyomuza renk kattınız, sizler de ekranlar başına şeref verdiniz, hoş geldiniz. İyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar dünya diyoruz. Hatta evrenden de, evrene de selam olsun. Nerede bileceğiz efendim evrenden de bizi izlemediklerini? Doğru mu sevgili dayım? Bilemeyiz. Evet. Sevgili dostlar hemen söylüyoruz ya, ilk gelen mesajı hızlı bir şekilde okuyacağız ve isteğini anında yerine getireceğiz. Ekin yaz, boşluk bırak. Mesajını yazdıktan sonra 23.53'e gönderiyoruz. Almanya için sevgili Hüseyin Yıldırım abim herhalde şu anda sesini duyuyordur. İnşallah sadece Almanya için değil, Avrupa'daki, Orta Doğu'daki bütün iller için de artık mesajlaşma açılsın değil mi yani? Çünkü onlar bize mesaj atamıyorlar. Şu an için sadece Almanya'daki dostlarımız, yine Ekin yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. 996-99'a gönderiyoruz. Nereye göndereceğiz arkadaşlar? 996-99. Evet. Şey yani, tekrar ettiğin için. 996-99. Doğru. Doğru. Efendim, sizler şimdi diyeceksiniz ki ya Nevzat Soydan, her programda farklı farklı şeyler yapıyorsunuz. Şöyle bir kamera dostlarımız, kameraman dostlarımız bir zoom yaparsa, bu ne güzel şeyler arkadaşlar, yemin ediyorum. Böyle güzel taşlar var mı gerçekten de? Yoksa bunlar yani insanların yaptığı şeyler mi bilemem. Ama ben öyle zannediyorum ki doğanın bize vermiş olduğu güzellikler. Çünkü benim buraya getirdiğim konuklarımız öyle şey falan, ne diyorlar, orijinalinin imitasyon falan değil mi? Helal olsun. İmitasyonla falan bizim işimiz olmaz efendim. Biz neysek gerçeği yansıtırız. Doğru mu sevgili dostlar? Ekin TV olarak, Ekin TV ailesi olarak efendim. İmitasyonla falan işimiz olmaz. Biz her şeyin elimizden geldiğince gerçeğini yansıtmaya gayret ediyoruz.
Efendim bu hafta çok güzel doğum günleri vardı. Hemen peşin peşin söyleyeyim. Sonra abi programın gidişatı sıcaklığından dolayı bazen unutuyorum mu açıp oluyorum. En iyisi programın başında hemen söyleyelim. Bu hafta bizleri yine izleyip doğum günlerini ve de evlilik yıllarını kutlayan dostlarımızı hemen hızlı bir şekilde söylüyorum. Sevgili İnci Hanımefendinin doğum günü bizimle birlikte kutladı. Buradan da kutluyoruz Ayşe Hanım. Özellikle Oğuz Dinç abim ve bütün ailesine selamlar olsun. Onun da doğum gününü kutluyorum. Çok kalabalık bir şekilde doğum gününü kutladı. Tuğba Hanımefendinin de doğum gününü kutluyoruz. Var mı şu anda içimizde doğum günü yakınlarının olan? Yok değil mi şu anda? Peki. Seroş diyor ki benim için her gün doğum günü diyor. Vallahi doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günü olan bütün dostlarımızın doğum gününü kutluyoruz. Evlilik yıl dönümü olan bütün dostlarımızla ne yapıyoruz? Evlilik yıl dönümlerini kutluyoruz. Adam diyor olabilir kardeşim ben daha evlenmedim. İnşallah en kısa zamanda sen de evlenirsin mutlu olursun diyelim. Mutlulukların en güzeli sizlerin olsun. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki bu ay çok hayırlı bir ay. Muharrem ayı değil mi sevgili dostlar? Buradan da bütün ülkemize, bütün dünyaya güzelliklerin getirmesini diliyoruz. Muharrem ayın kutlu olsun diyoruz efendim. Evet, özellikle biliyorsunuz ki gerçekten de hani dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle Orta Doğu'muzda, yani yanı başımızda, komşularımızda o kadar çirkin şeyler oluyor ki insanın ne diyeceği bazen insanın dili kilitleniyor. İnşallah diyelim bir an önce şu savaşlar bitsin. Çok çirkin şeyler duyuyoruz, okuyoruz. Bu mübarek Muharrem ayı da inşallah vesile olsun diyoruz. Evet. Gelsin. Gelsin türkümüz, birlik türküsü. Kıymacana bile bile gel Hacı Bektaş Veli'ye.
satanlara, kardeşliği bozanlara, buna çanak tutanlara, bakmanın sırası değil. Benliğini at kenara, Mevla iken dinden ara, başını vurma duvara. Gel Yunus'a Mevlana ya, gel Muhammed Mustafa'ya. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel yazmış değil mi sevgili İbrahim Erkal? Buradan da selam olsun sevgili İbrahim Erkal abimize. İnşallah yeni albüm bitmek üzere. Ben stüdyoda dinledim bütün şarkıları. Muhteşem bir albüm. Gerçekten de. Özellikle bir türkü var. Muhteşem bir türkü. İbrahim abim inşallah her şey gönlünce olsun. Çünkü çok biliyorsun ki albümler çıkarmak çok emek isteyen bir şey. Yani sizler bir türkü dinliyorsunuz. 3-4 dakikada türkü bitiyor ama buna emin olun ki aylarca bir türkünün oluşması aylarca sürüyor. Efendim. Nezahat Hanım nerede bu arada? Bugün Nezahat Hanım arka tarafta. Hah, öyle yapıyoruz. Efendim biliyorsunuz ki hani daha önce de konuk ettik. İsimlerinizin anlamı nedir? İsimleriniz size yol gösterebilir bilir mi? Bununla alakalı çok da istek alıyorsunuz zaten. Çok da talep var. Melike Aydın diyoruz alkışlarla. Gel ki gözyaşım bitsin. Gel ki bu hasretlik bitsin. Bu ay bir son bulsun, gel ustadım gel. Melike ablacığım hoş geldin. Vay 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 ne güzel taşlar değil mi? Senin de için açıldı mı böyle? Vallahi çok güzel taşlar ve ben taşları çok seviyorum bir kere de. Sevilmez mi? Sevilmez. Hele şuna baksana yarabbim. Vallahi o çok değerli. Şöyle diyeceğim, gelecek Gökhan, olan gerçekten arkadaşımız bu Gökhan işin abimiz, uzmanı. Tabii ki, tabii ki. Ben de kendisini çok seviyorum. Hadi bakalım bugün bize neler anlatacağız. Bugün çok farklı bir program olacak. Vallahi çok bugün çok güzel. Farklı olacak. Bugün yani, acaba dedik ya bugün